Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 7'ye Wacom tabletimizi driver'ını nasıl kuracağımızı göreceğiz. Öncelikle e, Wacom tableti bilgisayarımıza USB kablosuyla bağlıyoruz. arkadaşlar tabletimizin driver'ı yüklendiği gibi duruyor. Şimdi bakalım. Paint'i açıyoruz ve şu an e, herhangi bir işlem yapmıyor grafik tabletim şu an grafik tabletimi kullanmaya çalışıyorum kullanmıyor şimdi Wacom driver'ını indiriyorum Wacom driver yazıyoruz Google'a açılan ilk sayfaya giriyoruz e, benimki CTL tire CTL -TRI. 472 olması lazım. 400 472. Bir dakika bir daha bakayım tabletim üzerine. Evet 472. Bu tablet ve bunun Windows driver'ını indiriyoruz. Onaylıyoruz ve indirmeyi başlatıyoruz. indirme işlemimiz bitti. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Ve yüklememiz bitti. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Arkadaşlar bilgisayarımız açıldı. Böyle bir uyarı ile açılıyor. Ben veri göndermek istemiyorum internete o yüzden buraya tık atmıyorum. Okey dedim. Şimdi dokunmatik ve kalem şeklinde buraya bir şey geldi. Vakum tablet özelliklerimi açtığımda artık vakum tabletimle alakalı işlemlerimi buradan gerçekleştirebiliyorum. Vakum driver'ımız böyle kullanılıyor. Buradan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Şimdi grafik tabletimizi deneyelim. Paint'i açıyoruz kalemimizle istediğimiz çizimi yapabiliyoruz. Burada şöyle bir problem var. Bakın şu sol tarafta şöyle gizli bir yazı yazma kutucuğu çıkıyor. Bu bazen canınızı sıkabilir yani klavyenizi kullanıyorsanız. Bunu kapatmak için araçlara giriyoruz. Buradan seçeneklere giriyoruz ve şu giriş paneli sekmesini kullanıp kapatıyoruz. Tamam dediğimiz anda artık bir daha bu seçenek gelmiyor. Ve bundan da kurtulmuş oluyoruz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.